Hangi devlet şefkatle yaklaşır? Yaklaştı ya da bugüne kadar. Var mı böyle bir örnek? Var. İspanya'da, İspanya yaklaştı. İspanya şefkatle mi yaklaştı? Ya İspanya şu an baz sistemindeki... Ama orada yani bir kere şefkatle İngiltere, yaklaşmadı zaten. İngiltere İra'ya hiç şefkatle yaklaşmadı. Yani şu anda hani biz Türkiye Cumhuriyeti devleti sert, tamam, insanlık dışı bazı uygulamalar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Ama neticede hangi devlet kendisi için böyle bir şeyin içerisine düşer ki? Neticede... Tamam, demokratikleşme eyvallah ama yani bir baktığınız zaman da müdahale edeceği bir nokta olur. Ama İngiltere'de İra konusu işte devletle İra arasında gizli görüşmeler kamuoyuna yansıdığında çok büyük tartışmalar çıktı. O tartışmalardan sonra İngiltere Başbakanı Tony Blair çıktı. Dedi ki, yani demin şefkatli yaklaştım yaklaşmadım o soruya yanıt olması itibariyle söylüyorum. Biz İra'ya terör örgütüdür diyemeyiz. Çünkü İran'ın savunduklarını savunan vatandaşlarımız var. Şimdi bu yani terör algısının dışında sosyolojik bir algı. Türkiye'de de bu benzer durum yaşanabilir. Şimdi şöyle ben meseleye şöyle bakıyorum. Türkiye'de özerk yapılanmaların olması veya merkeziyetçi sistemin yerelleşmesi, demokrasinin derinleşmesi, yerellerin güçlenmesi Türkiye'nin üniter yapısını bozmaz. Tam tersine kaynakların daha rantabl dağıtılması, kararların daha rasyonel alması sonucunu doğurur ve Türkiye'yi daha güçlendirir. Şimdi siz bölgesel, küresel bir aktör olma iddiasındaysanız küreselleşme iki şeyi size dayatır. Bir, ulusüstü yapılara dahil olmanızı. İki, ulus altı yapıları güçlendirmenizi. Şimdi siz bölgesel bir aktör olmakla ulusüstü yapılara dahil olmak istiyorsunuz. Ve ulusüstü yapılar üzerinden bir edim yaratmak istiyorsunuz. Ama aynı şekilde ulus altı olan birimleri de güçlendirmek zorundasınız. Yani bu iki şey at başı gitmezse küresel aktör olamazsınız. Bir. İkincisi, bugün Türkiye'de kabul edelim, uzlaşma olmamasına rağmen 12 ile 15 milyon arası değişen bir nüfustan bahsediyoruz. Kürtlerden bahsediyoruz. Yani bu insanların bir Kürtçesi var. Farklı dil konuşuyorlar. Ve bu insanlar bir grup aidiyetine kavuşmuş durumdalar. Ve bu insanlarda bir tırnak içerisinde bir ulusal bilinç de var. Ve büyük devasa bir nüfus. Ülkelerle kıyaslarsanız belki de 20'nin üzerinde ülkeden daha büyük nüfus. Siz bu nüfusla nasıl yaşayacaksınız? Asimile edemediniz. O insanlar adına mücadele yürüttüğünü söyleyen insanları yok edemediniz. Geldiğimiz nokta itibariyle siz bu insanlarla nasıl yaşayacaksınız? Eğer hala eski tezlerle, eski argümanlarla, eski yaklaşımlarla devam edeceğiz dersek 30 yıllık süre zaten iyi bir süre ve ders vermesi gereken bir süre. O açıdan bundan sonraki evrede işte acıların dinmesi, Türkiye'nin barışması, bir toplumsal mutabakatın oluşması, üniter yapının daha da güçlenmesi bence çözüm formülünün bundan geçtiğini gösteriyor. Yani biz, bir, bu insan, ya Türk sadece o Kürtler için de söylemiyorum. Yani ben eyalet sistemini mesela Türkiye için önemli görüyorum. Yani Türkiye'yi bölgesel bir aktör yapacağını düşünüyorum. Bunu Kürtler için de söylemiyorum. Karadeniz'in kendi kendisini sek ve idare etmesi, Ege'nin kendisini sek ve idare etmesi, İstanbul'un, Ege'nin, Marmara'nın, bunlar Türkiye'yi güçlendirmez. Çünkü Türkiye ne çektiyse Türkiye'yi merkezi güçlendirmez. Türkiye'yi güçlendirir. Türkiye ne çektiyse merkezi sistemden çekti. Hegemon sistemden çekti. Yani Türkiye'nin kuruluşundan bugüne bir avuç beyaz Türk Türkiye'yi soylu soğana çevirdi. Bu bir avuç ve güvenlik eliti de dahil bir avuç Türk veya bir avuç beyaz Kürt bizi birbirimizle kavga eder hale getirdi. Şimdi ama daha bu, yeni ama bu etnik bir tanımlama ama değil. Daha yeni bu. Yani dünyanın her yerinde de bu var. Ama bu daha, başka bir sorunsal. Yani daha yeni yeni Kürtçeyi veriyoruz. Yani cezaevinde Kürtçenin konuşulması 2 yıl öncesine kadar yasaktı. Tutuklu anne babasıyla Kürtçe konuşamıyordu. Kürtçe konuşması kime ne zarar verir? 12 Eylül 80'den sonra Kürtçe yasaklandı bu ülkede. Yani sokakta konuşamazsın diye bir yasa çıkardılar. Ve hala geldiğimiz nokta itibariyle Kürtçe eğitim söz konusu değil.
Yani Kürtçenin okullarda öğretilmesi Türkiye'yi böler mi? Tam tersine Türkiye'yi daha da güçlendirir. Bir enteresan bir soru soruyor. Biraz tabii şey halk diliyle güzel, bana ilginç geldi. Diyelim özellik oldu. İstanbul'daki Kürtler ne olacak diyor. Güzel bir soru. Bence onu, Abdullah Öcalan'ın diyelim bu konuda ne gibi bir şey var? İşte biz bu, yani Kürtler de bunu yeni yeni tartışıyorlar. Yani Kürtler demokratik özellik konusunda her şeyi tamamladılar. Sonuca gittiler şeklinde bir yaklaşım da doğru olmaz. Kürtler bunu tartışırken inanın ki çok samimi tartışıyorlar. Yani, peki nedir bu sorunun cevabı? Yani siyaset bilimine başvuruyorlar, felsefeye başvuruyorlar, Kürt tarihine gidiyorlar. Ama ben şöyle şimdi, düşünüyorum. Ama bakın şimdi şöyle kaygılarımı ben şöyle ifade edeyim. Yani ben, burada siz şeydeki halkı, Türk halkını ikna edemezsiniz. Artık Türkiye'de şu anda Türk sorunu var. Yani Türkler, bizim de içinde, benim de içinde bulunduğum grup artık ciddi bir şekilde paralize olmuş vaziyette. Ve şu anda tedirgin. Düşünsenize düne kadar tamam belli paradigmalar değişiyor. Dünya yeni bir dünya düzenine gidiyor. Türkiye'de bu dünya düzenine ayak uydurma öyle veya böyle yerini bulacak vesaire. Ama nihayetinde sizden özellik talebinde bulunan bir şey var. Bir etnik yapı var. Bu etnik yapının üzerinde halen daha sizin ekonomik olarak bağımsızlığını sizden kazandığı paralarla veya sizin gönderdiğiniz kaynaklarla sağlamaya çalışan da bir yapı var. Bu zaman ne kadar dostluk ve barış kalıcı olabilir? Veya kalıcı olabilir mi? Veya daha doğrusu ikna edici olabilir mi? Yani İstanbul'da yaşayan Kürt vatandaşlarımız, Kürt yurttaşlarımız, Diyarbakır'ın özerk olması durumunda buradaki Türklerle kardeşlik ve barış içerisinde yaşayabilirler mi? Ben sizin kaygılarınızı paylaşmıyor değilim ben demin o görüşlerimi ifade ederken. Şimdi burada hadise şu. Şimdi Kürtler haklarına kavuştular diye eğer Batı'da bir öfke ve infial uyanıyorsa bence bu sorun hepimizin sorunudur. Kürtlere haklarının verilmesi Türk kardeşimizi rencide ediyorsa bence burada medyanın da sorumluluğu söz konusudur. Devletin de sorumluluğu söz konusudur. Ama ben meseleye şöyle bakıyorum. Araya kan girdi Cengiz Bey. Yani şimdi bakın ölen binlerce insan var. Ben hani ona... normal haklar demokratik yollardan alınmadı ki. Bu haklar dediğimiz yani şu anda TRT Şeş kanalı açıldıysa kan aktı ve bu kan ciddi bir nefret tohumları da saçtı için açıkçası. Ben size dünya örneklerinden... Yani işin dozu çok kaçtı. Ben size dünya örneklerinden... Buyurun. Dünya örneklerinden yola çıkarak bazı şeyler söyleyeyim. Şimdi barış süreçlerinde kamuoyları nasıl hareket ederler sorusu sadece bizim sorumuz değil. Veya merak ettiğimiz bir soru değil. Dünya örneklerine baktığımızda şu ortaya çıkıyor. Kamuoyları barış süreci hayata geçtiğinde bunun bir faturasını birilerine kesiyor. Hı. Bence Türkiye'de kamuoyu bir fatura kesecekse o da devlet olacak. Neden devlet olacak? Sokaktaki Türk insan bence şöyle düşünmeli. Ey devlet, sen nasıl bir devletsin ki yıllarca bize PKK için terör örgütü dedin, Ermenidir dedin, dış bağlantılıdır dedin ve bizi bu psikolojik propagandayla ikna ettin. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bunların söylediğiniz gibi değil, bir halk hareketi, bir halk isyanı olduğunu kabul ediyorsunuz. O zaman bir, geçmişten bugüne bunun böyle olduğunu söyleyen devlet yöneticileri en üst kademesinden alt kademesine hesabını verecek. Çünkü bu yalanlar, bu psikolojik propagandalar Türkiye'de 50 bin insanın hayatına mal oldu. Bir bu. İkincisi, bence kamuoyu şunu da sormalıdır. Türkiye neden Guatemala'dan sonra en fazla iç çatışmalı hali yaşayan bir ülke oldu? Mesela 93'te çözüm bulunmuş olsa idi, biz en fazla 5-10 bin insanın hayatından bahsediyor olacaktık. Ama o tarihten bu yana sayı 50 bine çıktı. Dolayısıyla... İsterseniz bir cümleyi toparlayın, bir reklama gidelim, ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Bence Türkiye kamuoyu eğer işte... Bazı araştırmacıların söylediği gibi tanıyarak dışlama refleksine giderse, yani Kürtlerin hakları verilirse biz Kürtlere infial duyarız, nefretimiz artar tutumu yerine devleti sorgulayan bir tutuma yönelirse
ve o yönde bir kamuoyu algısı oluşursa daha rasyonel sonuçlar ortaya çıkmış olur. Tamam. İzleyicilerimizden de yoğun mailler var. Onları da okuyacağım, soracağım. Kısa bir reklama gidelim sevgili izleyenler. Konunun hararetli bir bölümüne geldik. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen şimdiki zamandan ayrılmayın.